Sakarya'da 25 Nisan tarihinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal T.'nin Aydoğan'a ulaşamaması üzerine gün yüzüne çıktı. Cemal T. durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.'ye sorarken M.E. Aydoğan'ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlere inanmayan Cemal T. kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırırken bunun üzerine kız arkadaşı M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri alındı. Cem T. ise ifade verdikten sonra sırra kadem bastı. Kayıp kuaförle birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Ardından Kocaeli Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak'ta polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cem T.'nin arkadaşını silahla öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaeli ilçesi Görele mahallesinde jandarma, polis, sağlık ekipleri ve olay inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulmak için hummalı bir çalışma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları Cem T.'nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesiyle son buldu. Cem T. ilk ifadesinde Aydoğan'ı öldürüp babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi. Cem T.'nin itirafı sonrası acı gerçekte ortaya çıktı. Savaş Aydoğan'ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. Aydoğan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırılırken Cem T. ise Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.